Herkese merhabalar. Bir dakika, müzik sesi çok fazla. Herkese selamlar. Ben Nihat. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayım. Bildiğiniz üzere, bu arada hastayım, kusura bakmayın, çok özür dilerim. Hatta bayağı bir hastayım. Böyle mevsim geçişlerinde falan benim biraz alerjim oluyor. O yüzden hani bayağı hapşırıyorum, bir de bayağı bir sümüğüm oluyor burnumda. Bayağı bir burnumu çekiyorum yani. Neyse. Sümüğüm oluyor burnumda ne ya. Neyse ya. Konumuz bu değil. Bildiğiniz üzere hakkımda bir sürü video var. Bazıları 50 bin, bazıları 45 bin, bazıları da 30 bin falan izlenen bir sürü video var. Kendi kanalımda değil bu arada. Neydi o? Bazı kanalların attığı videolardan bahsediyorum benim hakkımda. Yok, scammer sarhoş geldi, sarhoş geldi, scammer şu bu. Bu arada arkada da tantasyon çalıyor. Geçen ayda ölen bir sanatçıydı. Neyse, konu bu değil, neyse. Şimdi bahsedeceğim konu şu. Bildiğiniz üzere ben hiçbir hakkımda hiç çekilen hiçbir videoya cevap vermedim. Sadece yayın açtım ve insanlara gerçekleri gösterdim. Fakat yayın kitlesi 600, 500, 400 falandı. O yüzden hani yayını çok az kişi izliyor. En azından bir video çekerim de hani insanlar onu kalıcı olarak YouTube'da görür ve izler. Bahsedeceğim konu bu değil. Şimdi asıl konuya gelelim. Şimdi hakkımda genellikle söylenen iftiralardan bahsedeceğim. Cevap vereceğim hepsine. Bu arada world'ümüz yine kırılmıştı. Adminlerimiz sağ olsun yine yaptılar. World'ümüze gelin lütfen. Team Sarhoş, hepinizi bekliyoruz. Sağ olsun adminlerimiz hemen yaptı yine world'ü. Şimdi bildiğiniz üzere bu ne lan? Şu herkesin şu çok bildiği ve ilk ifşam. İfşam değil aslında, yalan bir video. Ay Yıldız GT ve Denemek'in bir tane videosu var. Denemek değil, iki tane şey var. Ortak var. Bunların ikisi bir tane video çekiyorlar. Video çekmiyorlar. Güven testi yapıyorlar birbirlerine. Ve orada Denemek adlı kişi 60 delesin mi ne, 50 delesin mi ne çalıyor Metoz'un. Ve ben orada ondan pay istiyorum. 10 DL. Neden istiyorum? Şimdi ondan bahsedeyim. Şimdi sikamede kişi Metoz. Hayatınızda ve evrende görebileceğiniz en ağır ama en ağır scammerlardan birisi. Çok ciddiyim ama bu arada. Yani Türkiye'de kimse scammedi ama yabancı olarak çok iyi bilinen bir scammer. O kadar yani. Bayağı scam şeyleri var bu çocuğun. Heriften nefret ediyorum. Çünkü hem insanları dolandırıyor hem de böyle biraz su içeceğim. Hem de böyle milleti scamlemekte usta. Türkler olsun, yabancılar olsun. En çok yabancıları falan scamle bu herif. Ve bunun da tam böyle scamlenirken bana mesaj atıyorlar. Gel denemeyiz, Metoz'u scamledim falan diye mesaj atıyorlar. Ve ben mesaj gidiyorum. Mesaj'a gidiyorum, görüyorum, gidiyorum. Gittiğimde de orada scamliyordu. Ben de ver 10 DL'sini falan diyorum. Amaç orada kişi kışkırtmaktı yani. Benim orada hiçbir 10 DL istemek gibi amacım yoktu. Zaten o zaman da eşyalarını falan satmıştım. Envanterimde 190-170 DL falan vardı. DL benim şu oyunda hiçbir zaman umurumda olmadı. Sadece hani böyle yayınlarda ve hani böyle videolarda vakit geçsin diye bazen DL ile ilgili şeyler yapıyordum. Veya bağış istiyorum veya VIP satıyorum. VIP satıyorum çünkü bazen videolara emek harcıyoruz. Emek harcadığımız için VL falan da gidiyor. Ondan yani onu söylemek istiyorum. Bu açık şeye getireyim artık. Bir konuya. Açıklama getirmek istedim bu konuya. Çünkü insanlar inanılmaz derecede inanıyor ve hani ben buna hiçbir açıklama yapmadığım için millet full inanıyor artık. Hani açıklama yapmadığım için şey yapıyor insanlar. Hani ben açıklama yapmadım ya. Hani hatamı kabul ettiğimi falan düşünüyorlar. Ben hiçbir zaman hatamı kabul eden bir insan değilim. Eğer hatalı olduğum şeyi de ilk baştan önce yapmam yani. Bunu da belirtmek isterim size arkadaşlar. Hatalı olacağım şeyi baştan yapmam. Yapacağım şeyi iki kere üç kere falan düşünürüm. Söyleyeceğim şeyleri. O yüzden hani ben su içtim, kusura bakmayın. O yüzden hani böyle sosyal medyada dolaşan hani bu izleyicilerini 70 TL satan arkadaş var ya, sonra yeniden kanal açıp bana sallayan çocuk. Onun gibi olmam. Her zaman lafımın arkasındayımdır. Yok işte kafanı bana şey yazmış Facebook'ta. Kafanı realde görürsem senin kafanı duvara sürteceğim falan yazmış. Eğer cidden benim kafamı duvara sürtmek istiyorsan ben sana açık adresimi atayım kanka, gel kafamı duvara sürtebilirsin. Eğer tabii o kadar yüreğim varsa, götüm varsa ya da gerisini duvara kafamı sürtersin. Hatta evin önünde sürtersin. Yani yerse, kime yemezse gelirsin kanka.
1.20 boyunla gelirsin, kafamı duvara sürtersin. Ya Facebook'ta benim kafamı duvara sürtecekmiş ya. Facebook'tan arkadaşlar. Realde öyle bir şey yapamaz Facebook'ta. Neyse. Zamanında izleyiciler 70 lira satan çocuk bana şey diyor ya. Abonelerini falan sikeme demesi çok ironi bir şey, çok komik bir şey. İsmini vermiyorum çünkü prim vereceğim. Prim verince de gidiyorsunuz abone oluyorsunuz. O kadar tilt oluyorum ki. O yüzden isim vermeyeceğim bundan sonra söyleyeceğim kişileri falan. Veya sallayacağım kişileri. Şimdi konuya gelelim. Diğer konumuz neydi? Ha, şu son zamanlarda benim hakkımda atılan şey. Şu. Ha. Flash Zeus. Bu arkadaş bir tane gönderi atıyor. Gönderiyi okuyayım ben size. Benim Facebook'ta bayağı bir fake'im var şu an. Nihat Üker diye. Bir sürü fake'im var hatta. Bu fake'im milleti scamlıyor bildiğin. İşte ben sarhoş gideyim, hesaplarınızı verin beyler falan diyor. Sakın ama sakın bunları güvenmeyin. Şimdi bu arkadaşımız scamlenmiş. Bakın okuyayım mesajı isterseniz size. Hatta ben size okuyayım. Olay şöyle oldu. Hesabı satıp başka bir hesap alacaktım. Sarhoş kedi aracı oldu ve ben oyun hesabının çoğunun çocuğunun mailini aktardım. Kendi hesabımı çocuğunun mailini aktardım. Çocuk da delileri vermiş sarhoşa. Sonra çocuk çıkmam lazım falan dedi. Orada anladığım bir bokluk olduğunu. Kısaca hesap falan kişiyle aracı beni scamledi. Kişiyle aracı beni scamledi diyor. Olay hakkında başka soru sormayayım, hevesim falan da kalmadı. Devam etme, VL vereyim, donate falan tarzı o şeyler de söylemeyin boşuna. Sarhoş kedi adına açılmış fake hesapta olabilir. Haberiniz olsun, emin değilim yazmış. Şimdi insanlar diyor ki Flash Zeus'un VL'sini sarhoş kedi sikenmedi. Sarhoş kedi çaldı. Sonra ben arkadaşa mesaj attım. Dedim, kanka problemin ne, neden benim hakkımda öyle bir post attın? Çocuğun yazdığını okuyabilirsiniz bakın. Görüyor musunuz? Ben mi çaldım? Evet dedim. Tek sarhoş sen mi varsın yazmış. Ben mi çaldım diyorum hala. Diyorum ki soru işareti attım. Ben oraya genel yazdım. Sonra küfür etmiş. Laya şeyim. İşte sen mi çaldın dedik. Salak salak konuşma demiş. Adam diyor ki sen mi, yani benim çaldığımı iddia etmiyorum. Oraya sarhoş kedi yazdığı için insanlar direkt olarak bana manipüle oluyor. Ya benim olduğumu düşünüyor. Yani böyle bir olayın gerçek olmadığını size söyleyeyim. Böyle bir olay gerçek değil. Ben kimsenin aracılık yapmıyorum. Aracılığı bıraktım. Hele Facebook gibi boktan bir platformu kullanmıyorum. Ben Facebook kadar hani böyle, hele Türkiye Facebook o kadar leş ki. Hele Grotopya Facebook o kadar boktan ki. Hiç sevmiyorum. Eğer bak platform görmek istiyorsanız kardeşim. Buyurun. Alın buyurun. Durun bir dakika. Özel mesajlarım açıkmış. Onları ben bir kapatayım. Alın kanka. Alın. Güzel. Hem konuşabiliyorsunuz. Hem insanlarla sessiz sohbet edebiliyorsunuz. Bak, odada 8-9 kişi var. Bak, görüyor musunuz? Discord'umuz full, hepinizi bekliyoruz. Açıklama kısmında link var. Ya, bu arada kimse storiesinde falan benim Discord'um aktifliğine laf atmasın, rica ediyorum. Lütfen. Lütfen yani. Ne olur. Kimse de yarışamaz yani. Hele Grotopya aleminde. Ege olmasın da öyle kanka. Yani ben verilere bakarak söylüyorum. Neyse. Konuya gelelim. Facebook'tan bence bir an önce çıkın. Çünkü ya Facebook'tan şimdi Facebook falan telif atacak. Facebook kötü edeme değil. Ben de kullanıyorum da Facebook. İnsanlar hani böyle metin sohbetinden o kadar birbirine güveniyor ki. Aslında Discord daha iyi bence. Hani sesli sohbetten giriyorsun, böyle en azından sesli bir adamla şey kuruyorsun. Hem scam olayı daha az oluyor Discord'da falan. O yüzden hani böyle aracı gibi işlem var. Discord'umuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hesap satma gibi işlemlerde. Biraz su içiyorum, kusura bakmayın. Çok susuyorum şu aralar. Bu arada Team Sarhoş hepinizi bekliyor. Şimdi diğer konuya geçelim. Sarhoş kedi VIP'leri neden sıfırladı? Şimdi arkadaşlar, Sarhoş kedi fanına gidelim bir. Bildiğiniz üzere ben zamanında VIP satıyordum. Yanlış böyle gittim. Zamanında VIP satıyordum. Ve 20 VL mi neydi? Aynen 20 VL'ymiş. Bakın burada da VIP'ler sıfırlandı yazdım. Şimdi VIP'leri neden sıfırladım? Toplamda 6 tane VIP door vardı. Hatta 7 tane VIP door vardı. Şurada gördüğünüz gibi. Şurası. World bildiğin fullendi. World diyorum. VIP'lerin doorların hepsi fullendi. Normalde bir tane VIP door'u 25 kişi var. Biz hepsini fullledik. 25 kişinin hepsi doldu. Sonra ben yeni VIP door aldım. Onları da fullledik. Hepsini fullledik. Sonra 6 tane oldu. 6'sı da fullendi. Ve baktım ki bu alan kişilerin çoğu World'e girmiyor, World'e girmiyor falan. Böyle World'de aktif olmuyor. Ben de gittim VIP'leri sıfırladım.
Eğer sıfırlasaydım ve bunu size söylemeseydim kimse sarhoş gidiyor VIP'leri sıfırla diye bana scammer demeyecekti. Çünkü ben sıfırlayınca diyorlardı ki aa benim de VIP'im vardı, benim de VIP'im vardı. Ben sıfırlarken herkesin S'sini aldım arkadaşlar. Geri verebilirdim ama vermedim çünkü o kişiler yeniden aktif olmayacaktı. Ve ben de gittim farklı kişilere sattım. Neden? Çünkü hem aktif değiller hem insanlar bana mesaj atıyor. Abi ben VIP almak istiyorum, VIP'lerin birkaç kişisini siler misin? Biz de VIP alalım falan diyorlardı ve Word'da aktiflerdi. Ben de gittim aktif olmayanların VIP'ini sildim. Şimdi benim burada hiçbir hatam yok. Benim izleyicim ne istiyorsa ben onu yapabilirim. Çünkü bu Word izleyici World'üydü arkadaşlar. Benim World'üm değildi, izleyicinin World'üydü. Yani izleyicilerimizin World'üydü. Ve onlara göre hareket ediyorduk ve VIP alanlar çoğu World'e girmiyordu. Biz de gittik sıfırladık. Ben sıfırladığımı belirtince böyle... Lan ne oluyor dur. Şu müziği değiştirelim. Ve insanlar böyle görmediğim VIP'i olmayanlar bile diyor ki abi benim VIP'im vardı, benim VIP'ime ne oldu? Hiç görmediğim adamlar bir de. O kadar yani, o kadar söyleyeyim ben sizlere. O yüzden ben de kimseye kendi VIP'ini vermedim. Zaten 20 böyle zor bir şey değil. Şimdi bana ağlayacaklar burada. Ay sen 20 böyle laf atıyorsun falan. Arkadaşlar kusura bakmayın ama 20 böyle kadar kasmak kadar kolay bir şey yok. Bir sürü böyle kasma taktiği videolarım var. Gidin gidip izleyebilirsiniz. Ha şey diyeceğim, şimdi şey gibi konuştum hani 20 VL'nizi çaldım, 20 VL bir şey değil gibi konuştum ama öyle bir şey yok. Çalmak olsam 20 VL çalmam, merak etmeyin. Onu da bir anlayın arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Artık şunları bir anlayın. Çünkü anlamadan küfür ediyorsunuz. Ya bir de en komik olay şu. Adam diyor ki abi seninle resim çekilmek istiyorum, çekiyorum. Pardon abi World'ünden aks almak istiyorum, pulluyorum. Diyor ki ama abi ilk önce bir foto çekinelim, tamam diyorum çekiyorum. Sarhoş gezi scammer diyor, çıkıyor World'den. Şimdi adam hem benden nefret ediyor hem de benimle resim çekiliyor. Benim hani anlamak istediğim konu bu. Hem beni sevmiyorsunuz hem de videolarımı izliyorsunuz. Hem beni sevmiyorsunuz hem de World'üme geliyorsunuz. Ben anlamıyorum. Bu arada sesim çok kötü, kusura bakmayın. Gözlerim hepsi şişti. Çok kötü hastayım. Geçmiş olsun diyenlere de eyvallah. Çok teşekkür ederim. Yani dediğim konu bu arkadaşlar. Anlatmak istediğim konu bu. Umarım anlarsınız. Ya anlamazsınız. Anlamayanlar da artık yani beni izlemesin. Daha bana da gelip küfür etmesin lütfen. Ben uzun zamandır açıklama videosu çekmiyordum. Çekeyim dedim. Artık insanlar da anlasın. Diğer konuya gelelim. Bildiğiniz üzere ismini vereyim artık. Zaten o YouTube'u ne bırakmış. Mevlana Grotobi diye bir tane arkadaş var. Kankam var. Bu çocukla bir ara yakındık. Sonra bozuldu aramız. Nedenlerini canlı yayınlarımda anlattım zaten. Bu benim hakkımda bir tane video çekmiş. Videosunu çok fazla uzatmayacağım o konuyu da. Videosunda şey diyor. Sen git anca cips yiyerek canlı yayın aç diyor. Kanka ben en azından sıçarken canlı yayın açmıyorum senin gibi. Ve nasıl canlı yayın açılacağını da sana sormam. Ben uzun zamandır canlı yayın yapan birisiyim. Yani YouTube'a başlamadan önce bile canlı yayın yapıyordum. Twitch'te, Nix'te falan. Sıçarken canlı yayın açan çocuk bence bana laf atmamalı. O konuyu direkt geçelim. Seni de ciddi almıyorum zaten. Mama Instagram postinglerini bana sallıyor musun? Yalnız bir çocuksun. Büyük ihtimalle yalnız ölürsün. Yani her insan yanlış olacak ama sen yani böyle bana arkadaşın olmadığı için full bana sallıyorsun diye düşünüyorum. Çünkü çocuk bildiğin siber zorba. Full bana sallıyor. Zamanında zaten Discord'un 3000 kişi falan banlamıştı. Neyse konu bu değil. Anlatmak istediğim konu buydu. Bu çocuğu geçelim artık zaten. Daha uğraşmak istemiyorum kendisiyle. O da benimle uğraşması mümkünse. He. Şey konusundan bahsettim ya. Bir tane... Yok bahsettim evet ondan bahsettim evet. Ondan bahsettim onu konuyu açmayayım. Ha CSGO. CSGO sunucusuna gelelim. Şimdi bir tane YouTuber kankimiz var. 12-13 yaşında. Şey diyor. Sarhoş kedi benim World'ümdeki diyorum CSGO sunucusundaki yetkimi sıfırladı diyor. Şimdi ben durduk yere kimsenin aksesini sıfırlamam. Yetkisini CSGO yetkisini sıfırlamam. Şimdi bu çocuk bana önceden küfür ediyordu. Benim hakkımda videolar atıyordu. Bana diz şarkısı yazmıştı hatta bir ara. Geldi ondan sonra geldi benden hiç anlamadığım bir şekilde sunucu sahipliği aldı, sunucu yardımcılığı aldı serverımızdan, CSGO serverımızdan bir ara vardı. Sonra server biz kapattık. Sonuçta server hani ömrümün sonuna kadar açık duracak bir server değil. Kusura bakmasın kimse. Ben o serveri açtım ama yani ömrümün sonuna kadar o server açık duracak diye bir şey yok. Sonuçta ben her ay oraya para veriyordum yani CSGO serverına. Ha bu arada açılacak, bu ay falan açılacak merak etmeyin. Arkadaş dedi ki benim yetkim gitti. Sarhoş kedi işte 15 TL'mi falan çaldı dedi. Şimdi arkadaşlar ben gidip de o çocuğa gel al demedim. İkinci olarak da sunucunun
ömrümün sonuna kadar açık olacağını da söylemedim. Server kapandı ve yetkisi otomatik olarak silindi. Ondan sonra ben ona dedim ki server açacak, cidden açacaktı bu arada. Partnerlik görüşmelerimiz vardı serverkurma.com'la. Bir tane partnerlik görüşmemiz vardı. Sonra ben iptal ettim o görüşmeyi ve server'ı açmadık. Server açık açmadık. Öyle kaldı yani server'lar falan. Server işi öyle kaldı. Açmayınca da öyle kaldı yani. Nihat niye sakat gibi dün CS sunucusuna girdin? Ha bunların galiba kankisi komik geliyor. Dur şuraya pullayayım da onunla öyle konuşayım. Yaktu mu? Efendim. Konuşalım bir merak ettim. Kavgalı oldun. Ha bu arada dün de CSGO'nun sunucusuna girdim. Ona CSGO sunucusu açmışım merak ettim girdim. Ha. Gece sunucusuna giriyor. Vay diyor. Sunucunun kurallarında sarhoş kedi giremez. Yazmıyor fakat. Ne yazıyor çok merak ediyorum şu an. O kadar merak ediyorum ki şu an. Bak şu bak şu konuya insanın sikenmediği kişinin cese sunucuna girince yüzsüzlük oluyor. Şimdi kanka bu bildiğin bu bak şu an karşımda gördüğünüz beyin bak beyin diyorum beyinsiz demiyorum beyin asimile olmuş bir beyin. Asimile nedir arkadaşlar? Bir insanın kanıtsız şekilde inandığı her şeye böyle ilk gördüğü her şeyi manipüle olan insana asimile denir. Bu karşımda gördüğünüz mikrofonum gidiyor ha. Karşımızda gördüğümüz arkadaş asimile olmuş. Bak mesela benden şu an bir açıklama bekliyor. Bana diyor ki kavgalı olduğun kişinin CSGO sunucusuna neden giriyorsun? Bir de çocuk bunu post atmış. Diyor ki sarhoş kedi CSGO sunucumuza girdi diye post atmış. Ona o kadar güldüm ki. Bak amacım şu. Bak demek istediğim şey şu. Bu adamlar beni bildiğin önemsiyor arkadaşlar. Beni kıskanıyor. Beni görüyor. Böyle videolarımı izliyor. Bana bakıyor. Özeniyor. Sonra ne bileyim böyle kıskanıyor. Kitlemi kıskanıyor. Sahip olduğum şeyleri kıskanıyor. Her şeyi kıskanıyor. Bu çocuk şey böyle biraz. Ya Öksüzler diye bir tane kitap vardı biliyor musunuz? Orada yine de eyvallah. Ya yazacaktım sana keşke gitmeseydin. Neyse videoyu izlersen sana izliyorsunuz anasını satayım. Öksüzler diye bir tane kitap vardı. Orada bir konu geçiyordu. Böyle bir konu geçiyordu. Onu bir okusun. Bu lafı atan kız okusun. Kız mıydı? Tipi kızdı. Ablamız okusun bir. Bir onu okusun. Ondan sonra gelsin. Öksüzler'de bir tane Öksüzler kitabında yazıyordu öyle bir şey. Neyse. Geçeceğim. Şimdi ha. CSGO şeyine gelelim. Server kapandı. Sonra bu çocuk bana saat 4'te gece 4'te yazıyor. Diyor ki ben de açıktım ha o sırada yalan olmasın. Uyumuyordum yani. Gece 4'te yazıyor diyor ki ama uyuyacağım yani. Sen benim neden VIP'imi ya ondan önce de bir hafta boyunca bana yazıyor. Ben diyorum server açacak falan. Ama cidden o gün de açacaktık yani. O hafta da açacaktık. Bana diyor ki sen neden sikemedin falan diye. Sonra küfür etti engelledi beni. Gece 4 ağzım yüzüm kaymış. Uyuyacağım yatağa gideceğim uyuyacağım. Engelleyince beni ben de hiç ona yazmadım ulaşmadım. Zaten Beyaz Kurt'a yazdım dedim ki bu beni engelledi ben daha uğraşmam buna dedim. Beyaz Kurt'a okey yazdı işte de gör. Zaten o kendisi koymuştur SS. Hayır koymamıştır bilmiyorum ama. Müziği değiştirdim dur. Yani demek istediğim bu. Kendisi engelliyor beni. Ulaşamıyorum kendisine. Konu hakkında bilgi de veremiyorum. Engelliyorum. Ya kendisi engelliyor beni. Ben engelleyince ben skimmer oluyorum. Olay bu. Umarım anlamışsınızdır. Umarım artık böyle bir şeylere ne denir ona ya? İşrak etmiştim. Ne demekti o ya? Şu an kafam çok dağınık. Hastayım ya. Bir dakika. Hapşuramıyorum ya. Ya böyle bir şey geliyor böyle bir his geliyor böyle hapşurma hissi. O zaman hapşuramıyorsun ya o çok kötü. O iğrenç bir şey. İğrenç ama. Konu bu. Bundan sonra bu açıklama ya bu videolar hakkında ilk ve son çektiğim video olacak. Umarım anlamışsınızdır. Yeniden umarım anlamışsınızdır. Lütfen anlayın. Beni birazcık olsa da anlayın arkadaşlar. Ben açıklama çekmedim diye galiba insanlar bana full scammer diyordu. Ama ben bunun açıklamasını yaptığım halde yani canlı yayınlarımda bahsediyorum. Açıklamasını yaptığım halde insanlar yine demeye devam etti. Demek canlı yayınları fazla kitleye ulaşmıyor. Ben bu sefer video atayım. İnsanlar bir görsün, bir anlasın artık. Son videomdu bu olaylar hakkında.
Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.